Politico'dan herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar Cevheri Güven. Cevheri Bey, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Cevheri Bey, benim bugün sizinle konuşmak istediğim konu, siz geçen yıl 10 milyar dolarlık vurgun başlıklı son derece enteresan bir program yaptınız. O programda daha önce hiç duymadığımız bir takım detayları gördük, izledik. O detayların bir kısmı işte İsrail'e yapılan petrol ticareti ve bu ticarette önemli bir başka detay, Rothschild ailesi'den bahsettiniz. İsrail lobisinin Türkiye'deki uzantısı olarak değerlendirilebilecek emekli bir eski bir büyükelçinin kurduğu bu ilişkiler ağından bahsettiniz. Bize daha detaylı anlatabilir misiniz? Yani sanki tekrar gibi olacak ama bugün çok gündemde olan bir konu. İsrail'le yapılan ticaret, İsrail'le yapılan petrol ticareti, IŞİD petrolleri ile ilgili belki başka detaylar da var. Bize anlatır mısınız? İsrail'le yapılan bu petrol ticareti ne zaman başladı? Kimler vardı bu ticaretin içinde? Şöyle, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler, savunma sanayisi alanındaki ilişkiler, hatta İsrail uçaklarının Türkiye semalarında eğitim yapması, işte Konya vesaire, bu köklü ilişkiler aslında bakarsanız. Ve Türkiye'nin genel tavrı itibariyle İsrail'le hem diplomatik ilişkilerini, hem askeri ilişkilerini, hem ticari ilişkilerini diri tutmak istedi. Bölgedeki diğer güçlü ülkeler de böyle aslında bakarsanız. İşte bugün mesela İsrail protestoları dünyanın her tarafında yapılabiliyor. Suudi Arabistan'da yapılamıyor mesela. Ya da Mısır'ın böyle güçlü ilişkileri var baktığımızda. Türkiye'nin de böyle açıkçası. Bu Türkiye'nin NATO partnerliği, Batı ile olan ilişkileri, Amerika ile olan ilişkilerin derinliğiyle paralel olarak giden bir şey. Ama Tayyip Erdoğan geldikten sonra Türkiye'nin dış politikadaki bazı avantajlı durumlarını ya da Türkiye'nin kazançlı çıkabileceği durumları bizatihi kendisi, ailesi, partisi ya da kendi kliğinin avantajına çevirmeye çalıştı. Hep bu şekilde ele aldı. Ve iç politikada olan hadiseler, işte Ali Yeşildağ'ın çok güzel bir örneği vardı. Mesela deprem olduğu zaman Tayyip Erdoğan elini ovuşturur diyor. Bize buradan ne çıkar diye, buranın yeniden imarından, buradaki ihalelerden falan diye. Bu şekilde Türkiye'nin de tabii İsrail'le olan ilişkilerinde bu petrol meselesi önemli bir şey. Türkiye'nin yeterince petrol üretebilecek rafinerisi var. Ve Türkiye'de üretilen bu petrol, İsrail'in de ihtiyacı olan petrol. Fakat konjonktür şöyle bir şans çıkardı Türkiye'nin önüne. Irak'taki savaştan sonra Irak petrollerinin Türkiye'ye akışıyla ilgili bir karışık durum ortaya çıktı. Çünkü bu petrollerin gelirinin paylaşılmasıyla ilgili Kürdistan Federasyonu'yla Irak Merkezi Yönetimi arasında bir fikir ayrılığı vardı. Ve Barzani Kürdistan Federasyonu dediğimiz bölgede bu paranın payının Irak Merkezi Yönetimi ile paylaşılmasını istemiyorlardı açıkçası. Tayyip Erdoğan da buradan bir el uzattı Barzani Yönetimi'ne. Ve uzun süre Irak'tan bir süre petrol boru hattı kaçak olarak kullanılarak, tamamen uluslararası anlaşmalara aykırı, bir süre sonra bu petrol boru hattının kaçak kullanılmasının baş ağrıtacağı düşünülünce tankerler vasıtasıyla Irak'tan petroller getirildi bu biçimde, yasalara aykırı olarak, uluslararası yasalara aykırı olarak, ki Türkiye bununla ilgili tahkimdeki mahkemeyi sonradan kaybetti ve para tamamen Tayyip Erdoğan ailesinin cebine dolarken tahkimden yani 1,5 milyar dolar ilk etapta, ilk 4 yıl için olan ceza, bunu Türk halkı ödeyecek açıkçası. Bu şekilde bir Irak'tan getirilen petroller vardı. Bu petrollerin önemli bir kısmı ihtiyaca göre İsrail'e de sevk edildi. Sonrasında Suriye Savaşı patlak verince Suriye Savaşı da bir avantaja dönüştürüldü bir süre sonra, oradaki savaş ekonomisi ve oradan elde edilen petrol tamamen illegal petrol diyebileceğimiz petrol. Hatta işte dünyada IŞİD petrolü olarak etiketlenen bir petroldü. IŞİD'in de özellikle etkili olduğu dönemde, şu an o bölgede Kürtler etkili, dolayısıyla artık eskisi gibi biraz yürümüyor işler. Ama özellikle IŞİD'in etkili olduğu, oranın daha kaotik olduğu dönemde buradan elde edilen petroller yine tankerler yoluyla, işte Berat Albayrak'ın sahibi olduğu bu çeşitli offshore adalarındaki şirketler üzerinden, işte Power Trans şirketlerinden, ünlülerinden bir tanesidir.
Bunlar üzerinden gerek İsrail'e gerekse başka ülkelere paylaşıldı ama İsrail tabii çok yakın coğrafyada çok önemli bir alıcı. Tahsilat sorunu hiç yaşamadığınız bir alıcı. Dolayısıyla da İsrail'le böyle bir ticaret geliştirildi o dönem. Ve Berat Albayrak hani Enerji Bakanı yapıldı sonradan ama Enerji Bakanı olmasının altyapısında Berat Albayrak'ın aile adına bu enerji işlerini takip etmesi oldu. Yani Berat Albayrak böyle hani enerji kökenli falan birisi değildi. Bu işleri takip etti. Çünkü Çalık Holding'de CEO'luk konumuna paraşütle indirildiği dönemde aslında orada bütün işleri başkası yapıyordu. O sırf Tayyip Erdoğan damadı olması nedeniyle orada bir CEO'luk pozisyonu verilmişti kendisine. Bu işleri takip ediyordu ve bu işlerden çok büyük gelir elde ettiler. Bu gelirler Türkiye'ye de getirilmedi genel olarak. Farklı ülkelerde tutuldu bu gelirler. Ve böyle bir ticaret başladı. Fakat bu ticaretin işte özellikle Irak kısmının organize edilmesi, Suriye kısmının organize edilmesinden daha zordu. Çünkü Irak'ta sonuç itibariyle bir devlet yapısı var. O devlet yapısıyla oluşan riskler var. İşte bunlarda da Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanlığı'nın kadrolarını kullandı. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın kadroları da çeşitli şirketler açtılar. Kendilerinin de dahil olduğu. Çeşitli şirketlere ortaklıklar kurdular vesaire. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın eski monşer kadrosu diyebileceğimiz kadroyla Erdoğan yönetimi arasında bir ittifak oldu. Bu gelir eksenli bir ittifak oldu. Ve orada işte sonrasında Rothschild ailesinin de devreye girdiği bir transfer ticaret hacmi oluştu. Yani bu tabii petrol söz konusu olduğunda 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz yani. Büyük bir ticaretti bu ve uzun süre devam ettirildi. Ta ki işte bu tahkim kararına kadar şu anda benim bildiğim yine tankerler yoluyla bu iş devam ediyor. Tabii işin ilginci böyle görünür şekilde birbirleriyle çok yakın durmayan mesela Koç ailesiyle Erdoğan ailesi gibi. Fakat hani bu kaçak petrolün Türkiye'ye bu şekilde sokulması, sonra bunların rafinerilerde işlenmesi falan burada ve vergilendirilmemiş biçimde. Burada hani Koç ailesiyle de çok rahat ortaklıklar kurdu Tayyip Erdoğan. Ya bir işbirliği yaptı yani ki Koç ailesini hiç sevmez Tayyip Erdoğan, onlar da onu sevmez hakeza. Ama Koçların rafinerilerinde bu petroller hep işlendi yani. Sonrasında işte yurt dışına vesaire gönderildi. Peki Rothschild ailesiyle bu ilişki nasıl kuruldu? Yani Rothschild ailesi mi Erdoğan'a ulaştı? Yani burada böyle bir pazar var, bunu birlikte yapalım. Yoksa Erdoğan ailesi mi bu işi Rothschild ailesiyle birlikte yapmanın yollarını aradılar? Neticede yani bu petrol İsrail için çok stratejik. Yani bölgede petrol alabileceği çok fazla alternatif yok. Sizin de programınızda bahsettiğiniz gibi. Şimdi bu ilişki nasıl kuruldu? Yani şimdi orada o videomda da bahsettiğim gibi Feridun Sinirlioğlu çok kilit bir adam. Evet. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin rekorunu kıracak düzeyde Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarlığı yaptı. Sonrasında işte Birleşmiş Milletler vesaire hep Erdoğan çevresinde oldu. Ve kendisi müsteşar olduktan sonra ya bakanlar bir biçimde sembolik duruma getirildi. Ve Feridun Sinirlioğlu'nun rahatlığı hatta böyle bazı fotoğraf karelerinde de çok rahat gözükür. Dışişleri Bakanlarının yanında eli cebinde falan böyle gezen bir tip yani. Dışişleri Bakanlarını takmayan, buranın kralı benim gibi pozlar veren birisi ki hakeza da öyleydi yani. Ve baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişine de aslında Abdullah Gül hariç gerçek anlamda böyle Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlarının bakanlığa hakim oldukları dönem yok yani. Ahmet Davutoğlu da hakeza böyle sürekli yurt dışında dolaşırdı ve bütün bakanlığı Feridun Sinirlioğlu yönetirdi. Feridun Sinirlioğlu'nun tabii büyük bir rolü var bu petrol ticaretinde, bu işbirliğinin kurulmasında. Ama işte Rothschild gibi aileler vesaire ya da başka konularda da böyle oluyor. Bunlar netice itibariyle kendi ticari kaygılarının peşinde olan uluslararası şirketler ve bunlar buradan böyle bir gelir elde edilebileceğine ilişkin bir fırsat gördüklerinde tabii ki burada şunu beklersiniz. Bu fırsatı Türkiye'nin bütçesine girebilecek şekilde bir avantaja çevirebilir devletler. Ve Türkiye'de hani şöyle düşünebilirdi yani sonuçta Irak'ta kaotik bir ortam var.
ve bu kaotik ortam nedeniyle yerel federasyonla merkezi yönetim arasında bir fikir anlaşmazlığı var. Ve ben bundan ekonomik çıkar elde edebilirim. Bu ileride tahkime de gidebilir, buradan bir ceza da yiyebilirim. Fakat net itibariyle ödeyeceğim ceza, ülke olarak elde edeceğim ekonomik gelir filan. Bunun iki ülkenin arasındaki ilişkileri şu an içinde germeyeceği, Irak'ın içinde bulunduğu durum nedeniyle de. Bunları hesaplayıp böyle bir adım atılabilirdi. Bu Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçirilir vesaire. Ama böyle olmadı. Bu işbirliği fırsatı ortaya çıkınca işte Kuzey Iraklı Kürtler, Röşalt ailesi ve Türkiye arasında Erdoğan bunu kendi çıkarına kullandı. Orada Türkiye tamamen bypass edilerek sadece sınırların açılması suretiyle Erdoğan ailesinin cebine aktı aslında bu petrol parası. Farklı şeylerde de oluyor. Mesela bakın benim hep yine üzerinde durduğum bu Kuzey Kıbrıs'ın bir kara para cennetine çevrilmesi meselesinde de yani Erdoğan'ın yanındakiler işte Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay falan bunlar oradaki o kara para onun derinliği bu yasa dışı bahis ki ucu hep İngiltere'ye dayanır bu yasa dışı bahis sektörünün bunların derinliğinden çok haberi yoktu. Fakat Halil Falyalı onlara böyle bir projeyle geldiğinde yani bunu şöyle okumuyorlar. Ya bu kara paranın ülkeye zarar vereceği şeklinde okumuyorlar. Bundan bir evet biz şahsımız olarak kendi grubumuz kliğimiz olarak buradan biz bir menfaat elde edebiliriz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye'nin sınırlarını aşmış uluslararası bir seviyede herkes konuya buradan Erdoğan ve Erdoğan'ın ailesi bir biçimde nemalandırılırsa buradan bir tezgahımız yürür şeklinde diye düşünüyorlar. Bu çok geçmişte Sovyetlerin ayakta olduğu dönemde böyle uluslararası şirketler Sovyetlerin generalleriyle, politbüro üyeleriyle bu tip anlaşmalar yapıp ülkeyi soyarlardı. Otoriter diktatör yönetimlerin hepsinde böyledir. Hı hı. Ülkenin kaynakları, ülkenin menfaatleri bu yolla soyulur. Türkiye'de de aynısı oldu netice itibariyle. Evet. Şimdi burada ilginç bir şey var Cevheri Bey. Şimdi Rusya Federasyonu bu Erdoğan ailesinin de bir şekilde içine girdiği bu petrol ticaretini, özellikle IŞİD'le yapılan petrol ticaretini 2016 Ocağı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir şikayet konusu yaptı. Şimdi zamanlamaya baktığımız zaman yani 15 Temmuz darbesinden işte 6-7 ay önce bu mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine geliyor. Ben o mesela o belgeyi okumuştum. Çok detaylı bir belgeydi. Şimdi neticede o belgeyi hazırlamak için bir istihbarat çalışması yapıldığı anlaşılıyor. İlginçtir yani o belgenin Birleşmiş Milletler'e sunulmasında katkısı olabileceğini değerlendirdiğim işte dönemin Ankara Rusya'nın Ankara Büyükelçisi mesela bir şekilde öldürüldü. Birleşmiş Milletler'deki temsilci Rusya'nın temsilcisi o da kalp krizinden öldü. Yani ille de bir bağlantı vardır demek istemiyorum ama Rothschild ailesi işin içine girdiği zaman başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Rothschild ailesi dediğimiz zaman İsrail'in kurulmasını sağlayan aileden de bahsetmiş oluyoruz. Hani 1917'de İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu var. Mesela bu Balfour Deklarasyonu hazırlandığı zaman o dönemin Rothschild ailesinin lideri olan işte Baron Rothschild de mektup yazıyor mesela dönemin İngiltere Başbakanı biz İngiltere olarak bu bölgede Yahudilerin bir devlet kurmasını destekliyoruz şeklinde direkt muhatap olarak Rothschild ailesi alınıyor. Şimdi Rothschild ailesi uzun yıllar İran tarafından 1953 yılında yaşanan İran'da Musaddık rejiminin yıkılmasına neden olan darbe girişiminde de suçlandı. İran uzun yıllar Rothschild ailesini sorumlu tuttu. Çünkü Musaddık, Başbakan Musaddık İran petrollerini millileştirmişti. Uzun yıllar sonra CIA açıkladı. Yani evet dedi biz bu işin arkasındaydık ama CIA'nin web sitesine baktığımız zaman CIA diyor ki aslında Amerika'nın bir çıkarı yoktu bu darbede. Yani biz şu şekilde bunu içselleştirmiştik. İran komünizmin etkisi altına girmesin. O yüzden biz bu Musaddık rejimini devirelim. Ama diyorlar mesela
web sitesinde. Yani editör arkadaşımız şu an gösteriyor. Özetle diyorlar ki aslında diyor bu İngiliz hükümetinin bu bölgedeki petrol çıkarlarıyla çok yakından ilgiliydi. Biz bir şekilde diyorlar yani bu işin içine çektiler diyorlar Amerikalılar. Yani CIA'nin bizzat web sitesinde görülebilecek bilgiler var. Siz şimdi geçen programınızda yine çok ilginç bir detaydan bahsettiniz. 15 Temmuz gecesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karargahında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte işte Diyanet İşleri Başkanı'nın da bulunduğu bir toplantıda bir başka isimden daha bahsettiniz. Satır arasında bu şahsın burada bir petrol şirketi, petrol ticaretiyle ilgili bir lobicilik ile bilindiğini söylediniz. Biraz açar mısınız? Kimdir bu şahıs? Evet, Muaz El Hatip bu şahıs. Suriye muhalefetinin ilk kurulduğunda, yani Suriye'de bu barışçıl olarak başlayan gösterilerin daha sonra bir isyana dönüştüğü dönemde Suriye muhalefetinin bütün o fraksiyonlarının kurduğu bir koalisyon vardı ve o koalisyonun ilk liderliğine de Muaz El Hatip seçilmişti. Bir süre sonra bu liderliği bıraktı ama Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türkiye ile olan ilişkiler hep devam etti kendisine. Şimdi Muaz El Hatip'in geçmişine baktığımızda yani profil olarak hep böyle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna işte ilahiyatçı, ilim adamı falan şeklinde anlatıldı. Fakat profesyonel parasını kazandığı alana dönüp baktığımızda işte İngiltere petrol şirketleri adına, Shell adına vesaire lobicilik yaptığı bir süre Shell'in doğrudan personeli oldu. Sonra bu personelliği lobiciliğe çevirdi. Tabii bir personelin lobiciliğe çevrilmesi şöyle oluyor. Artık size bir şirket kurduruyorlar. O şirket üzerinden lobicilik yapıyorsunuz ve korkunç paralar kazanıyorsunuz aslında. Size level atlatmış oluyorlar. Dolayısıyla bu işi yapmaya başladı. Hatta bir süre İngiltere, Hollanda vesaire buralarda da yine Shell adına bulunuyor. Buralarda çalışıyor. Sonra dönüyor tekrar. Dolayısıyla böyle bir profil. Şimdi bu profilin böyle Suriye'nin muhalefetinin ilk oluşturulup böyle köşe başlarının adamların konması filan sürecinde görev alması oldukça enteresan. Böyle bir profilin sonrasında da 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan'la toplantı halinde olması ve 15 Temmuz'la ilgili hükümet üyelerinin de işte Suriyeliler o gece yardım ettiler, Suriyeliler meydandalardı filan gibi açıklamalarıyla birleştirince hayli ilginç oluyor gerçekten. Ve hani o gece sokaklarda da hani sokak röportajlarına bile yansımış durumda artık. Yani kalabalığın üzerine aynı zamanda askerlerin üzerine ateş açan böyle enteresan radikal görünen tipler olduğuna ilişkin çok fazla şey var yani emare var. Bunların hepsi birleşince bir anlamlı hale geliyor gerçekten. Ve o gece yine Diyanet İşleri Başkanı da işte Muaz El Hatip'le birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı binasında. Ve Diyanet İşleri Başkanı ayrıldıktan bir süre sonra kalıyor yine Muaz El Hatip orada. Bir süre sonra ayrılıyor. Dolayısıyla burada bir şey var yani. Yani Cevheri Bey, bu şahıs gerçekten Suriyelileri organize edebilecek, darbe gecesi organize edebilecek güce sahip bir insan mı? Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye muhalefeti ilk böyle oluşturulduğunda, o gruplar oluşturulduğunda Muaz El Hatip'in özellikle görevde olduğu, bu muhalefetin başında görevde olduğu dönemde bu Suriye muhalefetini idare eden liderlerin bir kısmı seçildiler. Küçük küçük grupların liderleri. Ve bunlar Türkiye'ye getirildiler. İşte çadır kamplara vesaire yerleştirildiler. Konteynerlara yerleştirildiler. Ve işte hayatlarını ilk aşamada o Esad'ın böyle varil bombaları dahil her şeyi çok vahşi biçimde kullandığı dönemde bunların sağ kalması için Türkiye üzerinden bu işleri yürüttüler. Bunların o Türkiye ve Suriye arasındaki bu bağlantılarını Türkiye'de koruma altına alınmaları süreçlerini filan hep Muaz El Hatip'in yürüttüğünü görüyoruz. Sonrasında işte çeşitli biliyorsunuz bu MİT tırları dediğimiz Suriye'ye silah taşınması ile ilgili yargılamaların filan hepsinin detaylarına da baktığımızda MİT personelleri o kadar sıkı ilişki içerisinde ki bu Türkiye'deki konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaşayan ama Suriye'deki çeşitli küçük grupları yöneten liderlerle bunların hepsinin o kesişim noktasında da Muaz El Hatip'i görüyoruz kendisini. Evet. Ve hani, ya düşünün yani defalarca çok hızlı biçimde
Erdoğan'la, Hakan Fidan'la randevu alıp görüşebilecek birisi. Hani sözde koalisyonun liderliğini bırakıyor ama yine böyle askerlerin o çapraz sorularıyla ortaya çıkan bir biçimde, Diyanet İşleri Başkanlığı söylediği gibi, çok önemli bir dosyayla geliyor. Ve bu önemli dosyayı da acilen İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın görmesi gerektiğini düşünüyor Mehmet Görmez. Ve kendisi orada adeta işte tercümanlık yapmak için aslında onunla birlikte hızlı biçimde Diyanet İşleri Başkanı'ndan randevu olarak gidebiliyor. Yani önemli bir figür kendisi. Tabii bu figürün bir biçimde böyle hani uluslararası petrol şirketleriyle, İngiltere ile bağlı olması da sonrasında yaşanan hadiseleri de üst üste koyduğumuzda anlamlı hale geliyor açıkçası. Peki Cevheri Bey, İngiltere Büyükelçisi'nin darbe gecesi tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Evet. Ya İngiltere Büyükelçisi hakikaten çok ilginç bir figür bence. İşte Türkçe bilmesi mesela, sonrasında o Türkçe bilmesi ve normal klasik İngiltere Büyükelçilerinin, daha doğrusu Türkiye'ye gelen büyükelçilerin profilinden farklı olarak Türkiye'de çok halkın içerisinde işte Beşiktaş taraftarlığı vesaire inanılmaz popülerdi Türkiye'deyken. Ve sonrasında onun İngiltere Büyükelçisi olduğu dönemde Türkiye çok enteresan kırılmalar yaşadı. Yani gerek bu Suriye'deki hadiseler, işte Irak'taki hadiseler ve 15 Temmuz gibi süreçler, bunların hepsi onun büyükelçiliği döneminde oldu. Ve adeta hani bu büyükelçilikten sonra bir ödül gibi CIA'nin başına getirildi yani. Bir misyonun... affedersiniz, evet. MI6'nın başına getirildi. Yani bir ödüllendirildi adeta. Hani çok başarılı bir görevin ardından buraya getirilirsiniz. Çok başarılı bir görev sürecinin ardından getirilirsiniz. Ben hani Türkiye'deki süreçte bütün bu çok büyük kırılmaların Türkiye açısından yaşandığı süreçte görevini çok iyi yaptığını ve bunun da kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi Cevheri Bey, mesela 17 Aralık olayına baktığımız zaman o dönemin bürokratları, işte savcıları, polisleri falan aslında bir şekilde İran'la karşı karşıya geliyorlar 17 Aralık'ta. Yani neticede orada İran çıkarları da söz konusu, 17 Aralık'ın hedef aldığı hadise. Şimdi 25 Aralık'a bakıyorsunuz, 25 Aralık'ta mesela Suriye çıkarları bir şekilde hedef alınmış gibi gözüküyor. Şeye baktığımız zaman, yani bu 15 Temmuz öncesi bu petrol ticaretine baktığımız zaman, burada hem İngiltere çıkarları sanki bir şekilde hedef alınmış gibi, yani oradaki bürokratlar kendi işlerini yapıyorlar yani yasalar çerçevesinde. Bir taraftan İsrail'in çıkarları var, bir taraftan İsrail'in enerji ihtiyacı var, çok stratejik bir şey. Bu petrol ticareti gerçekten, mesela İngiltere'nin kendi ekonomik çıkarlarını veya Rothschild ailesi kendi ekonomik çıkarlarını korumak için, mesela bu 15 Temmuz hadisesinde bir pozisyon almak, yani bu bürokrasinin tasfiyesiyle sonuçlanan, zaten en baştan bu bürokrasinin tasfiyesi şeklinde tasarlanmış olan sahte darbe girişiminde bir şekilde pozisyon almalarına neden olabilecek kadar büyük bir ticaret midir? Bence hayır. Yani evet. Bunun o ticaretle ilgisi yok. Hı-hı. Ama şununla ilgisi var. Yani gerek 17 Aralık, gerek 25 Aralık, gerek sonrasındaki yaşanan hadiseler de Suriye, özellikle Suriye'ye Türk ordusunun girmesiyle ilgili tartışmalarda, Türkiye içerisindeki tartışmalarda şöyle bir durum ortaya çıktı. Yeni bir bürokrasi kadrosu var. Ve bu yeni bürokrasi kadrosu Türkiye'nin çıkarlarına hareket ediyor. Ve Türkiye gibi hani geçmişten beri bir uydu devlet pozisyonunda tutulmuş ve hani büyük devletlerin çıkarlarının temsilcisi gibi onlarla tamamen paralel halde hareket eden bir ülke ilk defa bağımsız olarak hareket ediyor. Mesela Suriye'ye girmesi konusunda ya bence alınmış bir karar vardı, uluslararası bir karar vardı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki kadrolar bence, bunlar Suriye'ye girildiği takdirde bunun Türkiye açısından bir bataklığa dönüşeceği, gerek Türkiye'nin çok büyük mülteci akınlarıyla karşı karşıya kalacağı, sonra Türkiye'nin içerisinde bunun radikalleşmeye yol açacağı, ekonomik olarak Türkiye çok büyük bir yük olacağı,
Bölgede Türkiye'nin bir şekilde bir akan kanın partneri olması nedeniyle öngöremeyeceğiniz kadar çok da insan da öldürebilirsiniz bu operasyonlarda. Bunun Türkiye'ye temelde bir çıkarı olmadığı, bölgenin istikrarsızlaştırılmasının Türkiye'ye bir çıkarı olmadığı yönünde itirazlar dile getiriyorlardı. Başta dönemin 2. Ordu Komutanı olmak üzere, kendisi de tutuklandı 15 Temmuz'dan sonra. Bu kadro, yani tamamen bağımsız olarak Türkiye'nin çıkarlarını düşünen, uluslararası konjektürü çok da önemsemeden, evet, Türkiye'nin çıkarlarıyla tamamen hareket eden, aşırı vatansever, evet, diyeceğimiz kadro, ne Türkiye'de böyle çeşitli ortaklıklar kurmuş kirli grupların, ne de uluslararası güçlerin çok çıkarına gelecek bir kadro değildi. Ve açıkçası bu kadroyu çok kolay, böyle basit bir 15 Temmuz komplosuyla çok kolay biçimde tasfiye edip bir kenara attılar. Yani ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani mesela MİT tırları meselesinde de, yani MİT tırları diye anılan esasen işte Suriye'ye taşınan yasa dışı silahlarla ilgili meselede de mesela sonra o tırlar yakalanınca, sonrasında bir soğan tırları dediğimiz hadise var. Orada da vesaire kimyasal malzemeler, kimyasal silah yapılacak malzemeler dahil pek çok şey yakalandı Türkiye'de. Bunlar yakalanınca Türkiye'deki genel entelektüel kesim, aydın kesimin tepkisine baktığımızda liberaller, demokratlar, Kürtler, işte Türkiye ile ilgili kaygısı olan entelektüeller ve bu bürokrasi kadrosunun genel olarak tutumuna baktığımızda şöyle düşündüler. Yani bir suç işleniyor, kaçak silah taşınıyor, uluslararası bir suç ve bu suç şu an ifşa oldu. Dolayısıyla bütün dünya bu suçla ilgili harekete geçecek. Türkiye'deki herkes harekete geçecek ve bunun bir faturası olacak bu suçu işleyenlerle ilgili. Ama baktığımızda bütün bu saydığım entelektüel kadro Türkiye'deki hepsi yanıldı. Ne uluslararası güçler harekete geçtiler, ne bir uluslararası mahkeme oldu, ne Amerika'dan tepki, ne İngiltere'den, hiç kimseden, ne Avrupa Birliği'nden hiç kimseden tepki olmadı. Çünkü bugün tabii o gün o sıcaklıkla bunları okumak kolay değil. Hani böyle geçmiş eleştiriyorum gibi anlaşılmasın. Şimdi dönüp baktığımızda, Suriye Savaşı'nın geneline baktığımızda ya Türkiye'ye bu silahların işte Orta Asya'dan vesaire, Ukrayna'dan, o tip ülkelerden, Libya'dan bu silahların toplanıp Katar tarafından finanse edilip Türkiye'nin de transferde görev alıp bunların götürülüp o bölgedeki bu gruplara teslim edilmesi, sonrasında burada bir çatışmanın sürdürülmesi, böyle uzun vadeli bir çatışma oluşturulması. Bunun işte Rusya'yı oyalama yönü var, Orta Doğu ile ilgili yönü var, İsrail ile ilgili yönü var vesaire. Bununla ilgili bir planlama yapılmış. Tayyip Erdoğan da bu plana uymuş, bu plan çerçevesinde her şeyi yapmış. Fakat Tayyip Erdoğan az önceki petrol meselesinde olduğu gibi bu planı devletin mekanizmalarından geçirmemiş, Milli Güvenlik Kurulu'ndan vesaire. Dolayısıyla devletin kadrolarının da bu böyle bir stratejiden bilgilendirilmeleri, haberleri yok. Böyle uygulamış Tayyip Erdoğan, ben yaptım oldu şeklinde uygulamış. Şimdi bakınca hani o böyle çok halis niyetlerle herkesin böyle o dönem çok üzerinde durduğu MİT tırları meselesi ya da bürokrasinin üzerine gitti. Şimdi baktığımızda yani bu büyük plan içerisinde o bürokratları hapse atmak, onları tahsis etmek falan, bunlar çerez gibi işler olarak görülmüş maalesef. Ve bu kadro insanlığın da hayrına, Türkiye'nin de hayrına işler yapayım derken kendilerini feda etmiş oldular yani özetle. Çünkü hani o seviyeden bakınca bu büyük planları görmek o günün şartlarında çok mümkün değil. Biz bugünün kolaylığıyla konuşuyoruz belki. Cemil Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programınız için eksik olmayın, gerçekten istifade ettik. Değerli izleyiciler, bugün programımızda gazeteci, yazar Cevheri Güven'i konuk ettik. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.